Kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün Osmanlı Saray Mutfağı'nın en güzel tatlarından bir tanesi frunzi sütlaç yapacağız. Ve bugün yazın son günlerinde dondurma ile beraber sunacağım bu hem ceviz ve dondurma ile beraber sunacağım bir güzel bir tatlı. Buyurun yapmaya geçelim. Arkadaşlar tarife geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Burada tarifte yazacağım. Bu pirincimizi yıkayıp güzel bir yıkayıp sonra ocağımıza koyacağız. Daha sonra 1 kilo süt ve sütümüzün yağsız olursa biraz içine krema koyarsak çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ki sütün yağlı olması lazım. Yine süt kaynayınca şeker ilave edeceğiz. Ve en son nişasta, yumurta sarısı ve vanilyayı karıştırıp kıvamını ayarlayıp evdeki fırınımızın sıcak olması lazım. Bu güveçlerle beraber çok güzel bir tatlı. Ben de yıllardır yiyorum. Ramazan Turan ustamın yıllardır yaptığı bir tatlı. Ben de bunu bu tarifi sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Ustama da selamlar. Pirincimizi koyduk. Arkadaşlar, sütlaçla ilgili bir sohbette bulundum. Ve Giresun yöresi, Karadeniz yöresi bu sütlacı tuzlu bir şekilde yapıp yediklerini duydum ve dikkatimi çekti. Bir de Amasya bölgesi de kesinlikle fırına atmadığımı bir söyleşide arkadaşımla bunu şey yaptık. Bunu da söylemek istiyorum. Bir yanmamış sütlaç ya da tuzlu sütlaç geldiğinde kesinlikle şaşırmayın. Yöre olarak da farklı ürünlerle beraber bizim karşımıza gelebilir. Bu küçük bir bilgiyle paylaşmak istedim sizlerle. Bir arkadaşlar daha böyle farklı tatlar almak isteyen olursa vanilya çubuğu var büyük şirketlerimizden. Bir de tarçın sevenler olursa bir adet çubuk tarçın atabilir ve işlem bittikten sonra da o çubuk tarçını alıp tekrar yine sütlacımızı tatlımızı fırına sürebiliriz. Bunu da söylemek istiyorum. Güzel sütümüz kaynıyor gördüğünüz gibi. Şekeri ilave edeceğiz. Yine kenarda haşlamış olduğumuz pirinci de ilave ediyoruz. Tarifimizi hem fincan ve bardak olarak vereceğiz hem de gramaj olarak da. Bazen hepimizin evinde tatlı olmayabilir. Bunu da düşünerekten. Arkadaşlar sütümüz kaynarken biz burada nişasta, vanilya ve yumurta üçlümüzü hazırlayıp sütümüzün içine koyacağız. Tabi burada yumurtamızın sarısı koymamız gerekiyor.
Yaptığımız karışımı ilave ediyoruz. Bu arada şekeri az sevenler olursa şekerini biraz daha az koyabilir. Çok sevenler olursa da bir miktar fazla koyabilir. Biraz kaynadıktan sonra kıvamı şöyle bu tarz olursa istediğimiz sonuç çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Ve tabi güveçli olursa güvecin hem kendi tadı hem de ürünümüze farklı bir hem görsel olarak hem de tat olarak da bütün yapılan ürünlerin tadını farklı hale getirebilir. Arkadaşlar fırınımızı 200-250 dereceye kadar getirip taşlarımızı buna vereceğiz. Tabi su koyacağız. Şimdi arkadaşlar taşlarımız hazır. Fırına veriyorum. Dediğim gibi buna bakmamız lazım. Üstü kızarınca alacağız. İsteyen istediği gibi sunabilir hem de yiyebilir. Şimdi arkadaşlar sütaşlarımız hazır. Size güzel bir son sunumla beraber finali yapacağız. Şimdi arkadaşlar sütlacın final bölümüne geldik. Size farklı bir sunum yapmak istiyorum. Şöyle planda vurdum. Çivi de çok iyi diptiğini bildiğim için sütacımızı böyle mevsimine uygun ürünlerde kullanmayı tercih ediyorum. Olmazsa olmaz dondurmayla beraber çok güzel bir tatlı olacak. Şöyle herkese afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.